Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde genel matematik, işletme, iktisat, yaşam ve sosyal bilimler için kitabından sorular çözmeye devam edeceğiz. Bu kitap Barnett, Ziegler ve Berlin tarafından yazılmış olup Nobel yayıncılık tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. İlk örneğimiz 4x artı y eşittir 3 denkleminin grafiğinin eğimini bulmamız üzerine. Burada yapacağımız işlem şu: y eşittir mx artı n. Bu eğim kesim formuydu. Eğim kesim formunda m eğimi göstermekteydi. N de eğim. N ise y kesmesini göstermekteydi. Doğal olarak 4x artı y eşittir 3 denklemini, 4x artı y eşittir 3 denklemini arkadaşlar, ne yapacağız? Burada y'yi çekip y eşittir mx artı n şeklinde yazmak istiyoruz. Y eşittir, her iki taraftan 4x çıkartacak olursak y eşittir 3 eksi 4x elde ederiz. Bunu da şöyle yazabilirim. Eksi 4x artı 3 diye yazabilirim. Toplamanın değişme özelliğinden dolayı. Böylelikle eğim eksi 4'e ve y kesmesi de artı 3'e eşit olacaktır. 4x artı y eşittir 3 denkleminin grafiğinin eğimi eksi 4'e eşittir arkadaşlar. 3x artı 5y eşittir 15. Burada da yapacağımız işlem yine aynı. Amacımız verilen standart formda verilen denklemi eğim kesim formunda yazmak. Yani y'yi çekeceğiz. Burada y'yi diğer ifadeler cinsinden yazacağız. Bunun için de bu eşitliğin her iki tarafından 3x çıkartıyoruz. 3x çıkarttıktan sonra da bu eşitliğin her iki tarafını y'nin katsayısı olan 5'e bölüyoruz. 15 bölü 5 eksi 3 bölü 5x. 15 ile 5'in bölümü 3'e eşit. 3 eksi 3 bölü 5x. Ve bunu da düzenlersek toplamanın değişme özelliğinden dolayı eksi 3 bölü 5 x artı 3 şeklinde yazacağız. Burada eğimimiz kaça eşit olmuş olacak? Eğimimiz eksi 3 bölü 5'e eşit olacak. Y kesmesi ise neye eşit olacak? 3'e eşit olacak arkadaşlar. 3x artı 5y eşittir 15 denkleminin grafiği için. Bir başka örnekle karşınızdayız. Standart formda ax artı b'ye eşittir 12 ifadesi verilmiş. 3 şıkta a ve b için farklı değerler söz konusu. Bu farklı değerler için doğrumuzun denklemini elde ettikten sonra bu doğrumuzun grafiklerini aynı koordinat sisteminde çizmemiz istenmiş. Şimdi a şıkkındaki ifadeyi hemen yapalım. Ax artı b'ye eşittir 12'de a'nın yerine 2 koyuyorum. 2 çarpı x artı b'nin yerine 0 koyuyorum. 0 çarpı y eşittir 12 diyorum. Ve burada her iki tarafı, bu eşitliğin iki tarafını 2 ile bölersem ne elde etmiş oluyorum arkadaşlar? X artı 0 çarpı y eşittir 6 veya şöyle yazılabilir: x eşittir 6 diye bir denklem elde ediyorum. Bu denklemin çözüm kümesi nasıl sıradakilerden oluşur? X ve y şeklinde sıradakilerden oluşur. Öyle ki x 6'ya eşittir. Y de herhangi bir reel sayıdır. Yani apsisi 6 olan, ordinatı ise herhangi bir reel sayı olan noktaların kümesidir arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesi. Ve bu noktaların kümesi de bizim kartezyen koordinat sisteminde x ekseni üzerinde 6'dan geçen ve x eksenine dik olan bir doğrunun grafiğine sahiptir. B şıkkına bakarsak, B şıkkında bu sefer a 0'a eşit, yani 0 çarpı x artı b'nin yerine 3 koyuyorum. 3 çarpı y eşittir 12'den. Bu durumda eşitliğin her tarafını 3'e bölersem 0 çarpı x artı y eşittir 4 veya y eşittir
4 denklemini elde ederiz. Bu denklemin çözüm kümesi ise x, y'lerden oluşur. Öyle ki arkadaşlar x'ler herhangi bir reel sayıdır. Çünkü x'in katsayısı 0 olduğu için x'in yerine ne yazarsam yazayım bu denklem bu eşitlik sağlanır. Y'ler ise sabittir ve 4'e eşittir. Yani apsisi herhangi bir reel sayı, ordinatı 4 olan noktalar kümesidir. Bu denklemin çözüm kümesi ve bu noktalar kümesinin kartezyen koordinatta karşılığı ise y ekseninde 4'ten geçen yatay bir doğrudur arkadaşlar. C şıkkına bakacak olursak, C şıkkında ise 3x artı 4y eşittir 12 şeklinde bir başka doğrumuz var. Bu doğruyu çizmek için de 2 tane noktaya ihtiyacımız olacak. Biz bir doğrunun grafiğini çizmek için de arkadaşlar ne yapacağız? X eksenini kestiği noktayı ve y eksenini kestiği noktayı bulacağız. X'e 0 verirsem 4y eşittir 12'den y eşittir 3 bulurum. Yani arkadaşlar y eksenini 0'a 3 noktasında keser. Y'ye 0 verecek olursam da 3x eşittir 12'den x kaç çıkar? 4 çıkar. Demek ki x eksenimizi de 4'e 0 noktasında kesen bir doğrumuz söz konusudur. Şimdi bunların grafiklerini ne yapacağız? Arkadaşlar aynı kartezyen koordinat sisteminde göstereceğiz. İlk önce x eşittir 6 doğrusunun grafiğini çizelim. X eşittir 6 doğrusunun grafiği x eşittir 6'dan geçen ve x eksenine dik olan bir doğrudur. Bu doğrunun özelliği nedir? Bu doğru üzerindeki bütün noktaların arkadaşlar apsisleri 6'dır. Ordinatları değişir. Bu doğru üzerindeki bütün noktaların apsisleri 6, ordinatları ise herhangi bir reel sayıdır. Bu dik doğrumuz x eşittir 6 doğrusudur arkadaşlar. Y eşittir 4 doğrusuna gelecek olursak, y eşittir 4 doğrusu ise y eşittir 4'ten geçen ve y eksenine dik olan veya bir başka ifadeyle x eksenine paralel olan bir doğrudur arkadaşlar. Şöyle evet çizersek, bu görmüş olduğunuz portakal rengiyle çizdiğim doğru da y eşittir 4 doğrusudur. Bu doğrunun özelliği nedir? Bu doğru üzerindeki bütün noktaların arkadaşlar ordinatları 4'e eşittir. Apsisleri de herhangi bir reel sayıdır arkadaşlar. Herhangi bir reel sayıdır. Evet, mesela şurası işte -3'e, şurası -3 olursa -3'e 4. Bu yatay doğru üzerinde y eşittir 4 yatay doğrusu üzerinde bütün noktaların ordinatları sabittir ve 4'e eşittir. Apsisleri ise herhangi bir reel sayı değerini alabilir. Gelelim 3x artı 4y eşittir 12 doğrusunun grafiğini çizmeye. Bu doğrunun grafiğini çizmek için 2 tane noktaya ihtiyacım var. Eksenleri kestiği noktaları buldum. X eksenini 0'a 3 noktasında kesiyor. Maviyle taradım. Y eksenini 4'e 0 noktasında kesiyor. Onu da taradım. Ve bu iki noktayı birleştiren bir doğru parçası şöyle çizecek olursak, şöyle şunu da şuradan şöyle uzatacak olursak, bakın evet, bu çizmiş olduğumuz doğru arkadaşlar ne doğrusudur? Bu çizmiş olduğumuz doğru 3x artı 4y. Bir saniye, özür dilerim, biraz fazla karışık yazıldı. 3x artı 4y, 3x artı 4y eşittir 12 doğrusudur. Evet, bütün doğruları aynı koordinat sistemi üzerinde göstermiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka örneğimiz var. Bu örnekte de aşağıda verilen her nokta için bu noktadan geçen dikey ve yatay doğruların denklemlerini yazınız diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi
şu x eksenini birazcık daha tam çizginin üzerine getireceğim. Daha rahat çizilmek için. Evet. X eşittir 4 olacak arkadaşlar. X eşittir 4 olacak. Şurası 2. Burası da 4 olsun. Burası 2, burası 4 olsun. Değil mi? Ondan sonra da diğeri de eksi 3 olacak. Şöyle. Şurası da eksi 3 olsun. Burası eksi 3. Şurası da eksi 1 olsun. Evet. 4'e eksi 3 noktasını bulalım. Eksi 3'ten geçen dik bir doğru çiziyorum y eksenine ve 4'ten de geçen gene x eksenine dik olan bir doğru çiziyorum. Bu iki doğrunun kesiştiği noktaya ne diyoruz? 4'e eksi 3 noktası diyoruz arkadaşlar. Bu noktadan geçen yatay ve dikey doğruların denklemlerini yazınız diye söylemiş. İlk önce hem doğruları çizeyim. Bakın mavi ile çizeceğim. X eşittir 4'ten geçen x eksenine dik olan bir doğru çiziyorum. Ve bu doğruyu çizdiğimiz zaman, şu doğruyu çizdiğimiz zaman bu x ekseni üzerinde 4 noktasından geçen dik doğru olduğu için bunun denklemi x eşittir 4 doğrusudur. Bu doğru üzerindeki bütün noktaların ordinatları herhangi bir reel seridir. Absisleri ise sabittir ve nedir? 4'e eşittir. Mesela şuradaki nokta 4'e 0 noktası. Mesela şurası da kaça eşit? Burası da 1 olursa şurası da 4'e 1 noktasıdır. X eşittir 4 doğrusu x ekseni üzerine 4'ten geçen x eksenine dik olan bir doğrudur. Ve y eşittir eksi 3 doğrusunu çizeceğim. Y eşittir eksi 3 doğrusu ise y ekseni üzerinde eksi 3 noktasından geçen y eksenine dik olan veya x eksenine paralel olan bir doğrudur. Ve bu doğrunun da özelliği nedir? Bu doğrunun özelliği de şudur arkadaşlar. Bu doğru üzerindeki bütün noktaların absisleri herhangi bir reel sayı iken ordinatları sabittir ve 2'ye mesela eksi 3 işte 0'a eksi 3 gibi hepsinin ordinatları eksi 3'e eşittir arkadaşlar. Hepsinin ordinatları eksi 3'e eşittir. Absisleri herhangi bir reel sayıdır. Ordinatları ise sabittir ve eksi 3'e eşittir. Bu doğrumuzun adı da y eşittir eksi 3 doğrusudur. Bir sonraki örneğimize geçelim. 1,5'a eksi 3,5 noktasından geçen yatay ve dikey doğruların grafiklerini çiziniz diye söylenmiş arkadaşlar. Şurası 1 noktası olsun. Şurası 2 noktası olsun ve burası da tam olarak 1,5 noktası olacaktır. Eksi 3,5 noktası da şurası 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve şurası da eksi 3,5 noktası olsun. Şurası eksi 3,5, burası da 1,5 olsun arkadaşlar. Bu noktalardan geçen yatay ve dikey doğruları çizmemiz isteniyor. Şimdi x ekseni üzerinde 1,5 noktasından geçen dikey doğrunun denklemi x eşittir 1,5 doğrusudur. Bu x eşittir 1,5 doğrusu x ekseni üzerinde 1,5'tan geçen x eksenine dik olan ve y eksenine de paralel olan bir doğrudur arkadaşlar. Bu doğrunun özelliği şudur. Bu doğru üzerindeki bütün noktaların arkadaşlar absisleri 1,5 iken ordinatları herhangi bir reel sayı değerini alır. Mesela bakın y eksen üzerinde 1 ile x eksen üzerine 1,5'un kesiştiği şuradaki nokta 1,5'e 1 noktasıdır ve x eşittir 1,5 doğrusu üzerindedir. Veya y eksen üzerinde 3'ten çizdiğim şu dik doğruyla x eşittir 1,5 doğrusu kesiştiği yerdeki noktanın koordinatları 1,5'a
3 noktasıdır ve bu da doğrunun üzerindedir. Benzer şekilde eksi 3,5 noktasından y eşittir eksi 3,5'tan geçen yatay doğrumuzun denklemi de y eşittir eksi 3,5 olacaktır. Y eşittir eksi 3,5 doğrusu. Y eşittir eksi 3,5. Bu da y ekseni üzerinde eksi 3,5 noktasından geçen ve y eksenine dik olan bir doğrunun nesidir? Evet, denklemidir arkadaşlar. Y eşittir eksi 3,5 doğrusunun özelliği nedir? Bu doğru üzerindeki bütün noktaların ordinatları 3,5'a eşittir. Apsisleri de herhangi bir nokta olabilir. Mesela x eşittir 1'den dik bir doğru indirip y eşittir eksi 3,5 doğrusuna kesiştirecek olursa bu noktanın koordinatları 1'e eksi 3,5'tir veya eksi 1 noktasından benzer şekilde y eşittir eksi 3,5 doğrusuna bir dikey indirirsem ikisinin kesiştiği nokta eksi 1'e 3,5 eksi 1'e 3,5 noktasıdır. Bu noktaların ortak özelliği hepsinin de y eşittir eksi 3,5 doğrusu üzerinde bulunmasıdır arkadaşlar. Böylelikle biz bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki alıştırmamızda ne yapacağız arkadaşlar? Doğruların eğimlerini bulma, doğruların denklemlerinin standart formda yazılması, eğim kesim formunda yazılması şeklinde örnekler yapacağız ve ardından da doğrusal denklemlerin uygulamalarıyla gene ilgili alıştırmalara devam edeceğiz. Zamanınızı ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle.